mi? Şeyde. Doğru. Aynen abi. Güzel amirin evini yatsana. Abi balans... Bu da sana söyledim. Hoş geldiniz. Bunlar nedir? Bunlar renkli ekmek olarak geçiyorlar. İçinde zerdeçal var, pancar var, mabezel sarmak çayı var, mor bitki ve özleri var içinde. İsterseniz tadına bakabilirsiniz şöyle. Ekşi mayalı ekmekler yapıyoruz. Ekşi mayalı ekmekleri yaparken ilk önce satmakta biraz zorlandık. İsmi biraz böyle ekşi olunca insanların çoğu yememek için kendine bir gayret içindeydiler. Biz de ne yapalım dedik. İlk önce bir kahvaltı konseptiyle bunu birleştirelim. İnsanlara bedava verelim bu ekmekleri. O arada da tattırmış oluruz dedik. Bunda da bu artisan ekmeklerde de tabii üretim prosesi çok uzun. Böyle olunca ne yapalım dedik. Biraz daha çeşitlendirelim bu işi. İlgi çekmek için neler yapmak lazım? İşte daha farklı şeyler yapmak lazım. Şimdi öyle yapınca da mesela ilk çıkardığımız bu pancarlı ekmek, pancardan üretmeye başladık. Bu çok ilgi gördü. Görünce tabii renkli ekmeklere dönüştük. Ondan sonra onu çıkarınca daha da bir insanların ilgisini çekti ve Bursa'daki bütün halk yavaş yavaş bu ilgi çeken ekmeklere talep göstermeye başladı. Böyle olunca bu sanki bir reklam amacı gibi olmuş oldu. Bu işin biraz da artistik tarafı olmuş oldu yani. Pancardan üretiyoruz. Pancarı fırında siz de gördüğünüz haşlıyoruz. Haşladıktan sonra onları rondoda geçirdikten sonra tamamen su değmeden hamurla birleştiriyoruz. Bu bize bu kırmızıya yakın bir renk oluşturuyor. Siz de gördüğünüz aspir var, zerdeçal var, ondan sonra gül tozu var. Bu gül tozların, bunların bu renk kombinasyonları birleştirdiğimizde hepsi ayrı ayrı bir renk oluşuyor. Zerdeçalı biliyorsunuz sarıyı onu da elde ediyoruz. Aspirle birleştirdiğimizde başka bir renk turuncu oluşuyor onu yapıyoruz. Ve tamamen doğal üretiyoruz bunları. Yediği zaman da hiç kimseye bir sıkıntı üretmiyor, getirmiyor bunları. İlk gördüklerinde almak istiyorlar. Alıyorlar, tadıyorlar, aa çok güzelmiş gibi böyle bir değişik bir şey oluşuyor. Gayet memnun insanlar yani bunlardan ve biz bunu devamlı değiştiriyoruz. Pancar var, mesela gece mavisi diye bir ekmek yaptık. O da biliyor, bezelyenin çiçeğinden oluşturduğumuz, çay gibi demliyoruz. Onu da o şekilde çıkarız. İçerisine kayısı koyduk, biraz fındık koyduk. Az değişik olsun diye. Bu türde değişik değişik devamlı farklı şeyler olur. Ekşi mayalı ekmekleri ilgiyi arttırmaya çalışıyoruz. Daha doğal, daha sağlıklı ürünler için. Daha çok gençler masalarında istiyorlar işte, ise böyle koyalım daha farklı bir şey olsun diye. Çocuklar da tabii ilgisini çekiyor onların. Genelde her kesimde insanlar
ilgisini çeken bir ürün yani. Şimdi aslında biz 40 çeşit ekmek üretiyoruz. Bu ürettiğimiz ekmeklerin yanında kahvaltı için aslında onun için geliyorlar. Yani ekmeğe bağlı bir kahvaltı var bizde. Onu da tatmak için aynı zamanda kahvaltıyı da sunmuş oluyoruz biz arkadaşlara. Ekmek almaya gelmişim buraya. Sürekli bu ekmeklerden alıyorum yani sürekli derken. Fakat şu yandaki renkli ekmekler dikkatimi çekti. Renkleri kadar tadı da güzel mi diye arkadaşlarına rica ettirdim, sağ olsunlar tattırdılar. Tadı da çok harika, müthiş. Kızım var bir tane, onun da çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. İçinde zerdeçaldan tutun da pancara kadar her bir şeyi kullanabiliyorlar. Bir ekmekte böyle renkli ve böyle fazla tadın var olması hakikaten güzel bir şey.